Böyle bir rock konserine gittiniz ve yüksek ses eşliğinde müzik dinleyip eğleniyorsunuz diyelim. Keyfiniz gayet yerinde. Ama hoparlöre biraz yakınsınız dolayısıyla yüksek ses sizi rahatsız etmeye başladı. Kulaklarınızı dinlendirmek için arka tarafa doğru ilerlediniz. Bu noktada size şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz saçma bir soru gibi gelebilir ama en azından ben öyle olmadığına inanıyorum. Hoparlörden uzaktayken ses neden daha az yumuşakmış gibi gelir de yakınındayken gelmez? Aslında buna sebep olan iki ana faktör var. O yüzden bu soru saçma bir soru gibi gelmesin size de. Öyleyse şunu bir açıklığa kavuşturalım. Şurada bir hoparlörümüz var. Bu hoparlör dışarıya doğru ses dalgaları yaymaya başlayacak. Ses dalgasını da şöyle göstereceğim. Şunun çevresine bir çember çizelim. Bu çember ses dalgasını temsil etsin. İşleri basitleştirmek adına da bu hoparlörün yalnızca bir kere ses çıkardığını kabul edelim yani sürekli bir şekilde ses dalgası oluşturmasın, bir kere ses çıkarsın. Belirli bir zamanda ses dalgasının önden görünüşü bu şekilde olsun. Aradan biraz zaman geçtiğinde bu dalganın önü biraz daha dışa açılacağından şu şekilde gözükecek. Biraz daha zaman geçerse böyle gözükecek. Hatta biraz daha zaman geçerse bu çember biraz daha büyüyecek. Bunların hepsi aynı ses dalgası, sadece zamanları farklı. Şimdi sorumuzu hatırlayalım hoparlörün daha yakınında olan biri, şuradaki hoparlöre uzak olan birine göre sesi neden daha yüksek duyuyor? Bu durumun oluşmasındaki asıl sebeplerden biri ses yoğunluğu dediğimiz kavram. Ses yoğunluğunu güç bölü alan olarak tanımlıyoruz. Bakın bu hoparlör dışarıya doğru belli bir güç yayıyor ve bu güç belli bir alana bölünüyor. Yani yayılan güç bu noktada bu alana bölünüp bu kadarlık bir alana yayılıyor. Elbette bu ses dalgası dışarıya doğru yayılmaya devam edecek. Bu da gücün gittikçe daha da geniş alanlara yayılmasını sağlayacak. Böylece aynı miktardaki güç daha geniş alana yayılacak. Bu dalga böyle yayılmaya devam ediyor. Daha uzağa gittikçe de daha büyük bir alana yayılıyor. O halde hoparlörden bu kadar uzak olursanız aynı miktardaki güç bu sefer çok daha büyük bir alana yayılacak. Öyle değil mi? İşte bu sesin zayıflamasına sebep olan iki ana sebepten biri çünkü aynı miktardaki gücü alıp daha büyük bir alana böldüğümüzde ses yoğunluğu otomatikman azalacak. Dikkat edin. Kulağınız bütün dalgayı duymuyor. Sadece kulağınıza giren kısmı kadarını duyuyor. Eğer bütün dalgayı duyabiliyor olsaydınız yani kulağınız bütün o yayılan gücü işleyebiliyor olsaydı o zaman evet uzakta olsanız bile yine yüksek bir ses duyardınız. Ama dalganın sadece küçük bir kısmını duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla sesin ne kadar yoğunlaşmış olduğunu ölçüyoruz yüzeyde yayılan toplam sesi değil yani. Peki sesi ne kadar az duyarız? Bu kişinin hoparlörden uzaklığı d kadar olsun. Buradaki diğer kişi de iki katı mesafede yani 2d kadar uzakta olsun. Eğer hoparlöre yakın kişi ı kadarlık bir ses yoğunluğu duyuyorsa buradaki kişi ne kadarlık bir ses yoğunluğu hisseder? Yarım ı mı hisseder? Çeyrek ı mı hisseder? 1 bölü 8 mı hisseder. Bunu anlamak için öncelikle ses dalgalarının 3 boyutta ilerlediğini düşün, e, düşünmemiz gerekiyor. Bunlar 3 boyutlu ses dalgaları. Yani bunlar esasında birer küre. Ses dalgaları da bu kürelerin yüzey alanları üzerinden yayılıyor. Bu yüzden kürenin yüzey alanı formülünü hatırlamamız gerekiyor. Ben hatırlatayım. Kürenin yüzey alanı 4 pi r kare ile bulunuyordu değil mi? O zaman buradaki ses yoğunluğu sesin gücü bölü 4 pi r kareye eşit olur. Bunun anlamı bu kişi iki kat uzakta ise o zaman iki kat daha büyük bir yarı çapa sahip demek. Bu da gücün yayıldığı alanın iki katına değil Burası R kare olduğu için R'yi 2 katına çıkartırsak alanın 4 katına çıkacağını gösterir. Dolayısıyla güç burada 4 katı kadar daha büyük bir alana yayılacak demek oluyor. Yayılan gücün miktarı aynı olduğundan ve güç 4 kat daha fazla bir alana yayılacağından ses yoğunluğu da böylece 4'te birine düşecek diyebiliriz. Peki 3 katı kadar uzak olsaydık o zaman ses yoğunluğu hakkında ne söylerdik? yarı çap 3 katına çıkacağı için karesini alırsak 9 kat daha fazla yüzey alanı olacağından ses yoğunluğu da 1 bölü 9 olurdu. Bu önemli kural ses yoğunluğu 1 bölü r kare ile doğru orantılıdır. Fizikte birçok şey 1 bölü r kare ile doğru orantılı ve bir ses dalgasının ses yoğunluğu da bunlardan biri. Çünkü bir küre üzerinde yayılıyor ve küre gittikçe daha da büyüyor. Aynı r kare gibi. Bu aslında biraz basitleştirilmiş bir açıklama oldu ama ses dalgalarından uzaklaştıkça şiddetinin azalmasının iki ana sebebinden biri bundan kaynaklanıyor. Çünkü kaynağından çıkan ses, diğer bir deyişle güç, gittikçe daha büyük bir alana yayılmaya başlıyor. Dedim ya fazla basitleştirilmiş bir açıklama oldu diye bakın, e, şöyle göstereyim. Eğer gerçek bir hoparlörünüz olsaydı bu gerçek hoparlör büyük ihtimalle böyle mükemmel küresel ses dalgaları yaratmayacaktı. Bunun olmasını da zaten istemezdiniz. Bir hoparlör üretecek olsaydınız ses dalgalarının hoparlörün arkasına gitmesindense ön tarafına doğru gitmesini isterdiniz ve bu dalgalar mükemmel küreler şeklinde olmasalar bile yine de kürenin bir parçası olacaklar ve bu kürenin bir parçası olarak yayılmaya devam edecekler. Tabii ki bunlar yine üç boyutlu ses dalgaları. Gördüğünüz üzere ses dalgalarının alanları tam olarak 4πr kare olmayacak. Belki bu kürenin alanı 3'te e, 1'ine düşecek. Belki 8'de 1'ine, 16'da 1'ine hiç fark etmez. Alanın ne kadar daraldığı ya da azaldığı önemli değil. Çünkü burada hala R kare ile işlem yapıyoruz. R kare ile işlem yaptığımız için de ses dalgasının yoğunluğunu hala güç bölü R bilmem kaç kare olarak buluyoruz. O yüzden ses yoğunluğu hep 1 bölü R kare ile doğru orantılı olacak. 1 bölü R e, kare oranında azalacak. Şimdi bir önceki sayfamıza geri dönelim. Evet, sesin şiddetini azal şiddetinin azalmasının ilk sebebi bu. Güç gittikçe daha büyük alanlar üzerinde dağıldığı için ses de azalmaya başlar. Bunun oluşmasında bir sebep daha var demiştim. O da şöyle. Aslında ilk sebebi açıklarken biraz yalan söylemiş gibi oldum. Evet, güç daha büyük alanlar üzerinde dağılıyor ancak dağılan bu gücün bu enerjinin bir kısmı bu ikinci kişiye gelemiyor bile. Bu enerjinin veya gücün bir kısmı havada kayboluyor. Aslında bakarsanız kayboluyor demek hoşuma gitmiyor. Çünkü enerjinin kaybolmadığını biliyoruz. Nereye gittiği hakkında bir fikrimiz var. Burada enerji kayboluyor derken termal enerjiye dönüştüğünü kastediyoruz. Buradaki hava moleküllerinin termal enerjisine ekleniyor. Yani aslında kaybolmuyor. Sadece ulaşılmaz hale geliyor. Hava moleküllerinin rastgele termal titreşimleri arasında sıkışıp kalıyor. Ama bakın hava moleküllerinin üzerlerinden geçen ses ile koordineli bir şekilde yaptığı ileri geri salınım hareketinden bahsetmiyorum. Hava moleküllerinin rastgele yönlerdeki rastgele titreşimlerinden bahsediyorum. Bu hareket enerji alan bir hareket. Bu da uzaktaki bir kişinin neden daha az ses duyduğuna sebep olan ikinci şey. Yani hem bu enerji daha büyük alanlar üzerinde yayılıyor hem de bu enerjinin bir kısmı yolda kayboluyor. Bu durumun özel bir adı var buna zayıflama diyoruz. Ses zayıflaması yayılan enerjinin ilerlediği ortamda kaybolmasına deniyor. Yani ne zaman bir dalganın ilerlediği ortamda enerji kaybı olursa buna ses zayıflaması diyoruz. Böylece sesin uzaklaştıkça neden daha az duyulduğunu açıklayan iki sebebimizi de anlatmış olduk. İlki gücün daha büyük bir alan üzerinde yayılmasından kaynaklıydı ve ikincisi de bu gücün bir kısmı bulunduğunuz yere ulaşamıyordu bile çünkü ortamda kaybolup ses zayıflamasına sebep oluyordu.